Herkese merhaba, ben Deniz. Yeni bir vlog videomuza da hoş geldiniz. Bu tarz sohbet videolarını çok sevdiniz ve ben de sizlere zaten söylemiştim bu tarz videolara devam edeceğimi. Hatta bu tarz videoları yapmak için günlük 2 videoya bile çıkardım arkadaşlar kanalda, ki yani çoğu zaman 2 video, ikisi de oyun videosu oluyor, ancak bu tarz videoları da tabii ki sürekli atacağım. Hatta çok beğeniliyor arkadaşlar. Bu tarz videolara diğer videolara nazaran 2 katı falan beğeni geliyor ve çok hoş yorumlar geliyor. Ben de her zaman bu tarz videolar yapmak istediğim için yine devam ediyorum. Yani başlıktan anlamışsınızdır. Kendinizi ödüllendirin diye uzun süredir bir video yapacaktım, aklımdaydı. Bazen zaten videolarda da söylüyoruz bunları. Ancak ayrı bir video olarak yaparsam daha dikkate alınır diye düşündüm. Arkadaşlar kendinizi ödüllendirin. Nasıl ödüllendirin? Mesela şu an bildiğiniz gibi okullar açıldı. Zaten yaşı küçük arkadaşlar için söylüyorum bunları. Tabii ki büyük arkadaşlar da izliyor. Onlara da ayrı bir şekilde bir önerim olacak. Kendinizi nasıl ödüllendirebilirsiniz? Mesela ben bazı arkadaşlara yorumlarda şöyle yazıyorlardı. Abi dersten kaçtım ya da ödevlerim var yapmadım, seni izliyorum tarzı yorumlar geliyor. Bunlara ben kesinlikle karşıyım. Yorumlarda daha hatta zaten cevapta veriyorum. Kesinlikle böyle şeyler yapmayın diye. Yapabileceğinizi söyleyeyim. YouTube takip etmeyin ya da beni izlemeyin gibi şeyler tabii ki söylemeyeceğim. Öyle söylemek isteseydim oturup video çekmezdim. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben size. Okullar açıldı, izlenmelerimiz düştü. Hani YouTube olarak genel olarak düştü. Bunlara bir çare olsun diye değil, bunu yapmanızı istediğim için bunları söyleyeceğim. Atıyorum okuldan eve geldiniz. Okula giden arkadaşlar için söylüyorum. Okuldan eve geldiniz. İşte çantayı bir tarafa attın, defteri bir tarafa attın. Hoppa! Otur video izle. Öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Ne yapın biliyor musunuz? Kendinizi ödüllendirmeyi öğrenin. Yani o gün ödeviniz vardır ya da dersleri tekrar etmeniz gerekir. Bu arada derslerinizi kesinlikle okulda ne gördüyseniz tekrar etmeyi unutmayın. Geldin eve, oturdun, derslerini tekrar ettin, ödevlerini bitirdin. Ya da bir kısmını yaptın, atıyorum birazcık çalıştın. Otur bir tane video izle. Kendini ödüllendir. YouTube'da benim videom olur, başka video olur. Onu artık siz bilirsiniz. Bir tane video izledin, ödüllendirdin. Ardından otur tekrar ders çalışıyorsan çalış ya da yemeğini falan ye. Dersini falan çalıştıktan sonra tekrar kendini ödüllendir. Ne kadar çok çalışırsan o kadar da çok kendine zaman ayırma fırsatın olur. Ayrıca insan psikolojisinde şöyle bir şey var ki arkadaşlar. Yapman gereken şeyler, yani sorumluluklarını yerine getirdiğin zaman vicdanın inanılmaz rahat olur. Ve yaptığın hobilerinden daha çok keyif alırsın. Bana öyle oluyordu mesela. Okul zamanımda video çek diye derslerimi yaptıysam üniversite zamanında ya da sınavlarıma çalıştıysam, işte tekrarlarımı yaptıysam, görevimi yerine getirdiysem video çekmek daha eğlenceli geliyordu. Lise hayatımda da bu şekilde. Eğer derslerimi yaptıysam kafam rahatsa yaptığın her şeyden daha zevk alırsın. Ancak sorumluluklarını yerine getirmedin. O gün atıyorum ödevin vardı. Ya da çalışan insanlar için, yaşı büyük insanlar için o gün yeterince çalışmadın. Kendi işini yapıyorsun ama yeterince işine kendini vermedin abi. Ya için rahat değil. Yaptığın hiçbir şeyden keyif almazsın. Oturursun televizyon izlersin, aklın orada olur. Yemek yersin, aklın orada olur. Film izlersin, aklın orada olur. Maç başlar, maça odaklanamazsın. Ya bunları yapmak için öncelikle bir sorumluluklarını yerine getirir isen insanda motivasyon artar. Kendine güven artar. Ve böylelikle arkadaşlar çevreniz de size güvenir. Yani öncelikle sorumluluklarınızı yerine getirin demek istiyorum. Kendinizi ödüllendirin. Eğer YouTube'da videoyu çok izlemek istiyorsanız öncelikle bir işte dersiniz, ödeviniz her neyse onu bir yapın. Ardından ödül olarak video izleyin. O zaman aileniz de zaten size karışmaz arkadaşlar. Kimse de demez ki size sen oturuyorsun saatlerce video izliyorsun diyemez. Çünkü senin ders çalıştığını, gerçekten onu hak ettiğini bileceği için seslenmez. Birkaç konu başlığı yazdım burada, onlardan bahsedeceğim. Ve şöyle bir şey de yapmayın. Oturup 2 saat ders çalışayım, 3 saat ders çalışayım, ondan sonra oturayım. Biraz insan kendini kandırır olur. 2-3 saat aralıksız. Bazen bazı yöntemlerle çalışılır ama arkadaşlar, bence sık ara vermenizden yanayım. Yani ders çalışacak arkadaşlara tavsiye olarak böyle yarım saat ya da işte 40 dakika, 20 dakika da olabilir. Çalıştıktan sonra ara verin. Çünkü beynin belli bir kapasitesi var. Belli bir zamanı açtıktan sonra odaklanamıyor. Öyle bir durum var. Ben de özellikle öyle bir durum oluyordu. Onun için sağlıklı olmaz. Kendinizi çalıştım diye kandırırsınız. Yani
Kandırırsın abi, kendini kandırırsın. Verimli çalışamazsın. Verimli çalışmak çok önemli. Hatta kısa ve öz çalışmak gibisine bir bu tarz bir video ben YouTube'da izlemiştim. Hatta Barış Özcan, Barış abi yapmıştı. Onu da en sevdiğim kanallardan biridir kendisi. O tarz videolarda mükemmel yapar. Ben de sıkı bir takipçisiyimdir. Öz çalışmak diye bir şey var. Kendinizi gerçekten vermez. Ya bir de şey yapmayın arkadaşlar, bak biz de zamanında yaptık. Oturup ders çalışırken telefon burada, tamam mı? Telefona bakıp sürekli işte bilgisayarın karşısında oturup ya da sürekli başka bir şey dışarıyla ilgilenip öyle ders çalışılmaz. Kendini cidden otur ya 20 dakika ama gerçekten çalış. Oturup 1 saat lay lay loyum yapacağın yerde abi 20 dakika otur. 20 dakika sağlam bir çalış, ondan sonra kalk video izle. Kendini ödüllendir. Yapacağın şeyden dediğim gibi emin ol sen de mutluluk duyacaksın. Birkaç tane de arkadaşlar böyle motivasyon, motive edici birkaç söz araştırdım böyle. Onları da size söyleyeceğim belki biraz yardımcı olur diye. Ben bu aralar çünkü bayağı bir bu YouTube olayından sonra arkadaşlar benim özgüvenim inanılmaz arttı. Kendime olan özgüvenim. Kendimi buldum diyebilirim yani. Bugüne kadar hayatta yapmaktan üşenmediğim tek iş YouTube oldu. İş olarak bakarsak tabii. Hiçbir zaman üşenmedim yaptığım şeylere ve hala da üşenmiyorum. Mesela Victor Kiam'ın şöyle bir sözü varmış. Yani yüzlerce söz araştırdıktan sonra bunları seçtim ve mükemmel geldi arkadaşlar. Yüzüstü yere serilseniz bile hala ileriye hareket ediyorsunuzdur. Mükemmel bir söz değil mi arkadaşlar? Bir şey denemekten yılmamak lazım. Hani sen onu denerken işte ne denir? Başaramayıp ayağın takılsa bile hala ileri doğruya gidiyor olursun. Bir şey kaybetmezsin. Eğer bir şey yaparsan, başarırsan o senin için başarı, başaramazsan tecrübe olur. Bunu bir fiyasko olarak hiçbir zaman değerlendirmemek lazım. Her zaman üzerine gitmek lazım. Her şey tecrübedir arkadaşlar. Yani ben böyle düşünüyorum. Özellikle bu YouTube'a yönelmek isteyen arkadaşlar için bence bir tavsiye olsun. Hani kimse mükemmel değildir. Kimse mükemmel başlamaz. Her şeyi üstüne koyarak başarırsın. Bunu da bence siz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Okul için de aynen bu şekilde. Yani kendinize güvenin. Yapamayacağım diye bir şey yok. Mesela genellikle çoğu arkadaş matematikte zorlanır arkadaşlar. Matematiği sevmez. Ama denememiştir de başarmayı. Öyle de bir durum var. Ya denedim olmuyor falan gibisine düşünür. Üstüne gitmemiştir. Üstüne gitmeniz lazım arkadaşlar. Yani yapmak istiyorsanız eğer üzerine gitmen lazım abi. Yani dediğim gibi hani bu başaramazsan bile o senin için bir yoldur. Bir yol kat etmişsindir en azından. Senin için bir tecrübedir. Bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Mesela benim de önceden matematiğim iyi değil gibisine düşünürken, yani yok ya ben anlamıyorum falan gibi düşünürken, lise 2'de hiç unutmuyorum arkadaşlar. Benim birinci dönem zayıftı. 1 getirmiştim ve ikinci dönem öyle bir saldırdım ki matematiğe. Anlamaya çalıştım. Benim o zaman 4 falan gelmişti ve o yüzden çok sağlam başarıydı arkadaşlar benim için. Düşünsene birden 4'e yükseltiyorsun. Ve o günden sonra matematiğim hiçbir zaman kötü olmadı. Her zaman iyi oldu. Ve her zaman da sevdim arkadaşlar. Cidden inanıp çabalamadığın sürece başaramıyorsun abi. Harbiden yapabileceğine inanman lazım bir şey. Öncelikle yani inanmak başarmanın yarısı derler ya, harbiden doğru. Onun öncelikle kendinizin inanması lazım. Bir tane de Çin atasözü buldum. Her zaman oraya Çinler demiş ki Çin atasözü falan. İnciler kumsalda bulunmazlar diyor bak. Eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın. Ya kimse yani inciyi sahilde bulamazsın. Onu denize dalıp çıkarman, bulman lazım demek istiyor. Hani bu şey gibi. Yağmurda ya da ne bileyim sen ulaşmak istediğine de aranda göl var. Gölden karşıya geçmek için o göle atlayıp bir ıslanman gerekiyor. Ondan sonra o ödülü elde edeceksin. Hiçbir başarı eziyetsiz, çilesiz olmaz. O çilelerde bir tecrübedir. Bunu her zaman uygulamak lazım, unutmamak lazım. Dediğim gibi arkadaşlar, emin olun okullarınızda daha başarılı olacaksınız. Ben böyle düşünüyorum. Ödüllendirme inanılmaz bir şey. Motivasyon arttırıcı bir şeydir. Sen bu sefer video izlemek için aklında öyle bulunacak ki, ders çalışmak gelecek içinden ki video izleyin bir an önce diye kendini ödüllendirmeye başlayacaksın. Yaşı küçük arkadaşlara bunu da buradan söylemiş olalım. Bu tarz videolara devam etmek istiyorum. Bu tarz değişik konularla konu fikirlerinizi de yazın. Kendi düşüncelerimi ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bir devamının gelmesini istiyorsanız da beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. No pain. Okay, take a toy. Take a toy. Take a toy.